Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben Işlal Sakarya'nın sunumda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Çeki Belediye Başkanı Erkan Usubov'un yardımcısı yaptığı açıklamada Erkan Usubov hakkında bilgilerimiz var. Bu iftira ve kötü amaçlı bilgiler, bunların hiçbiri doğru değil ifadelerini vurguladı. Almanya'da yaşayan bir gazeteci Habib Mümtezir'e göre Erkan Usubov'un servetinin listesi hakkında açıklamada bulundu. Bu şekilde değerlendirilmelidir. Özgür bilgi açısından bakıldığında bu tür bilgilerin medyada veya sosyal ağlarda yayılmasının normal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu medyanın işi, bunu saklamak imkansız diyerek şöyle devam etti. Her memur baş icra hakkında böyle bilgiler birçok kez yayıldı. Bu gerçeği yansıtmıyor ve çoğu doğrulanmadı. Başkanın yardımcısı Usub'un tutumunun aynı olduğunu söyledi. Bugün birisine iftira atmak çok basit. Bu tür bilgiler sadece devlete hizmet edenlerin itibarına zarar vermek amaçlı olduğunu belirtti. Gazeteci Habib Mümtezir, Şeki Genel Müdürü Erkan Usubov'un varlık listesini paylaştığı belirtilmelidir. Gazeteci ayrıca 14 yıldır baş yönetici olan Erkan Usubov'un Şeki'de çeşitli ikram ve ticaret tesisleri, bireysel yerleşim alanları ve hektarlık arazileri olduğunu söyledi. Erom Alışveriş Merkezi'nde 11 Mayıs yangınının ardından pazarın ne zaman açılacağı bildirilmedi. Bu nedenle bir gün protesto etmek için yaklaşık 50 girişimci pazarda toplandı. Erom Alışveriş Merkezi'nde 11 Mayıs yangınının ardından pazarın ne zaman açılacağı bildirilmedi. Girişimcilerden biri olan Rasim Musayev bugün artık çalışmayacakları söylendiğini söyledi. Pazarın sahibi Azer Möhletov ise yaptığı açıklamada soruşturma nedeniyle pazarın çalışmaması gerektiğini belirtti. Lakin ne zaman açılacağını ya da mağaza bir daha hiç açılmayacak mı sorularını yanıtsız bıraktı. Roşan Aliyev, Sadarak Alışveriş Merkezi'nde birkaç yangın olmasına rağmen piyasanın asla kapatılmadığını belirtti. Girişimci Ahmet Nasibov, mallarını dükkanlardan çıkarmaları için talimat verdi. Bu pazarın kapandığı anlamına geliyor. Bize kendimiz için bir çözüm bulmamız söyleniyor. Girişimciler burada toplanma amaçlarının araştırmacıların ve amirlerin onlar için çalışmasına izin vermek olduğunu söylediler. Köhnelerden de, yani köhne o yangından da. Burada bəzi narazı adamlar var idi və ona görə də iş ağır cinayətlərə verilirdi ki, lap yaxşı verilsin. Bugündən gəldilər, dedilər ki, yox, biz hələn bilmirik ki, bu nə vaxta qədər uzanacaq, 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay. İndi siz təsəvvür edin, dekabr ayından indiyə qədər, dekabrın 10-undan, indiyə qədər cəmaat gözləyə gəlir. Burada ən azından bir 200 nəfər sahibkar var. Hər 200 nəfərində bir yanında 3-4 nəfər işləyir. Bəli. Hər o ailənin də ailə başçısında görə neçə nəfər adamı var. Gəldilər, qayıtdılar ki, yox da artıq bazara giriş bağlıdır, bir də açılacaq bilmirik. Bildirildiği gibi Azerbaycan'da 131 yeni koronavirüs enfeksiyonu kaydedildi. 143 kişi tedavi edildi. Bu eğilim devam ederse karantina Haziran ayında kaldırılabilir mi? Milletvekili Fazıl Mustafa karantina rejiminin kaldırılması hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu belirtti. Milletvekili Fazıl Mustafa karantina rejiminin kaldırılması hakkında yaptığı açıklamada karantina rejimini yumuşatmak ve uzatmak mümkün olduğunu, Fazıl Mustafa karantina rejimini ortadan kaldırsak bile sınırları açamayacağız. Genel olarak sınırları açmak bizim çıkarlarımızda değil. Bu bağlamda evde karantina rejimini yumuşatabilir veya sıkılaştırabiliriz. Karantina rejiminin kaldırılması sağlıksız bir adımdır. Korunmalıyız. Yollar bir gün kapalıysa halkımızın sağlığı içindir. Karantina rejimini yumuşatabiliriz ifadelerini belirtti. Devlet Dini Organizasyonlarla Çalışma Komitesi Başkanı Mübariz Kurbanlı camilerde bayram namazı hakkında açıklamalarda bulundu. Ülkedeki değişen durum nedeniyle YouTube'da bayram duaları yapılacağını belirtti. Devletin Dini Organizasyonlarla Çalışma Komitesi Başkanı Mübariz Kurbanlı camilerde bayram namazı hakkında açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'da açıklanan özel karantina kurallarına uygun olarak camilerde bayram namazı kılınmasının planlanmadığını belirtti. Ülkedeki değişen durum nedeniyle YouTube'da bayram duaları yapılacak. Bu bağlamda Kafkasya Müslümanları Ofisi bayram namazının koşullara bağlı olacağını, din adamları ve imamlar internette bayram namazını organize edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün koronavirüs salgının önlenmesi için Ramazan ayında 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerde 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bir video konferansta koronavirüs salgınının önlenmesi için açıklamalarda bulundu. Dünya çapında bir pandemin tehdidini ortadan kaldırmak, sorunu tüm dünya ile birlikte çözmek mümkün olacağını belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak maskeleri kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. 2 metrelik sosyal mesafeyi korumaya odaklanacağız. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak dedi. Türkiye'de koronavirüs riskinin henüz geçmediğini ve bu yeni döneme yönetilen sosyal yaşam denildiğine dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni enfeksiyonların sayısını mümkün olan en kısa sürede azaltmamız gerekiyor. Başladığımız normalizasyon programı ile enfeksiyon sayısını daha düşük bir seviyeye indirmek mümkün ifadelerini vurguladı. Erdoğan, Ramazan ayında tüm Türkiye 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını da vurguladı. Ben Işıl Sakalyan'ın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.